Bayılırım, bizim bazı kelimelerimiz vardır. Böyle ifadelerimiz. Tabii ki Kıbrıs'a biz 1571'de geldik atalarımızla beraber. Ve o günden bugüne burada varlığımız ve duruşumuz olan talep ettiklerimizi, devlet cumhuriyet kurmakla dahil talep ettiklerimizi bir yerlere getirdik. Eleştirecek miyiz? Eleştirecek tabii ki. Hatalar var mı? Var, Orhan Gencebay der ya, hatasız kul olmaz. Yalnız önemli olan bir ifade var. Bu yapılan, etrafınıza baktığınız zaman yaşananları ve söylenenleri vesaireyi fasafiso demeyeceksiniz. Fasafiso dur bunlar dedik. Vatan, millet, Sakarya, bunların hepsi fasarya. Ya bu toplum gerektiği zaman en zor koşullarda mücadelesini verdi. Laiklik anlayışını esnek algılanmasından dolayı güneyde kilisenin muadili olacak bir dini kurumlaşmayı sürdüremedik. Yani sürdürmeliydik, sürdürmemeliydik filan bir yana bırakın. Ama sonunda bu Kıbrıs Türk'ü yüreğinden beslenen bir Müslümanlık. Yani şimdi biri sordu bana neyim? Ya bakay, Kıbrıslı Türkler Müslümanlığı da vardır. Bu Türk ulusunun parçası olduğunu da kabul eder. Yani kabul eder değil, bu böyle zaten. Böyle kelimelerle cambazlığa da hiç gerek yok. Yani oydu da buydu da Kıbrıslı, ya Kıbrıslı Türk denildiği zaman ne oldu dedi, anlaşılır. Ama beceremediğimiz bir şey var. Bu kadar giderek neyse ille yiyecek birbirimizi. İktidar muhalefeti bırakın. Partilerin kendi içindeki sıkıntılar, kendi dışındaki partilerdeki rekabet ortamından beslenen veya beslenecek sıkıntılardan fazla. Fazla. Ben bakarım yani. Ama bunu bir partiye söylerim, o birini tenzih ederim, o birini ayrı tutarım. Yok yok, bırakmam, yok yok. Yaşadık çünkü bu memleketi. Ama şundan bir iyimserlik taşıyorum ben. Derim ki, geçmişin tecrübeleri bilelim ya. Yani tarih dersinde mesela doğru tarihi bilelim. Doğru bilelim ama. Yani yok doğrusu budur ama biz bunu öğretelim. Yok. Doğru neyse bilelim. Yani ben 30 sene, 40 sene, 50 sene, 60 sene önce yaşadığımın doğrusunun ne olduğunu bilmeyeyim mi Allah aşkına? Bileyim. Yani tarih dediğimizde mücadele gelir. İşte Kaymaklı'da yaşadıklarımız var. Birileri bu bir sıradan kitabını. İlle onlar inanır ki çok silah vardı, çok mermi vardı da olmaz Kaymaklı'da mermi veya silah eksik olsun. Öyleydi ya. Öyleydi. Neticede bütün bunları yaşadık ama bir yere geldik. Hala daha yani... Her zaman konuşurum, insan ilişkileri ve toplum ilişkilerinin çok farkı yoktur. Yani mana ararsanız, mana çok. Böyle bulunurum ortamda, bakarım biri ille uğraşır bir yerden beni bir çekiştirmeyi dinleyeyim. Dinlemem ya derim. Dinlemem. Dinlemem. Ve iyi kötü benim mücadele geçmişimi bilenler bilir. Böyle bir karşı duruşla kavga etmem ben hiç. Mücadele ederim. Ama bulunduğum yapı içerisinde onu da becermem. Ben ama anlatamadıysam ya potinleri çıkarır, yalın ayak, sessiz sessiz kaçarım ya da lastik potin giydim derim. Ama neticede yaşadıklarım var. Ben sendikacılıkta yaşadım, siyasi tecrübede yaşadım. Hepsinde böyle birileri böyle hele bakarım bazı insanlar var. Yüzüme bakamazlar. Yüzüme bakamazlar. Ben her zaman dedim ki yani siyaset yapmak demek ille de bir seçilmişlik mi, bir görev midir, bir yerde olmak mıdır? Değil ya. Yani
Ben çok zengin değilim, para olarak zengin değilim ama dost ve insan sevgisine dayalı sevgide, sevgi ve saygıda iddia ederim ki bu toplumun ön sıralarında bir yerim var ya. Nereye gitsem, öğlen ise bir kapı açıysa buyurasam beyim ya da buyurasan abi bir yemek neyimiz varsa paylaşalım. Ama dedim tamam ya, birileri ille de hizmet etmek için seçilmiş olmak ister. Seçilsinler. Ama hep iş yapsınlar. Seçilsinler ama toplumun çıkarlarına uygun. Yani tecrübe, konjektür dedim. Dünya değişti, tecrübe oradan gittiydim. E benim bunca yıllık tecrübe, dünya öyle hızlı bir değişim yaşıyor ki bir zamanların yaşanmışlığı anlamında tecrübe değerlidir. Bir zaman onun ötesinde yeni koşullara entegre olacaksınız. Dünyayı bileceksiniz. Bileceksiniz, gökyüzünün sonsuzluğunu da bileceksiniz. Bütün bunlar yaşanırken ulusal çıkarlar zayıfladı mı? Tam tersi. Ne kadar güçlü olursanız ulusal toplumsal çıkarlarınızı o kadar sahip çıkarsınız. Yoksa kimse gözünüzün yaşına bakmaz, tabağındaki yemeği yemeden sizin tabağınızdakini da yer. İşte bütün bunların da bir kültürel evrimle hazırlanmamız lazım. Öyle birbirinizi çekemeyeceksiniz, edemeyeceksiniz, olmaz. Hem mücadele var, hem de birbirimize söverek sayarak. Olmaz. Olmaz. Beni izlersiniz. Yıllardır ya. 10.000 tane en az makalem var yazılmış. Bir tanesini bile bu bağlamda hatırlatamaz bir tane biri. Hayat devam eder. Ve bizim işimizde konuşurken konuşacağınızı da hazır yaparsınız. Konuğum YÖDAK Başkanı Profesör Doktor Turgay Avcı'dır. Şimdi söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Üniversitelerin bu yılki performansı, yüksek öğretim vesaireleri. Ama söyleyeceğim, ister itiraz etsin, ister etmesin. Daha doğrusu söylediğime hiçbir cevap yok. Turgay Avcı, UBP'de etkin görevdeyken Özgürlük ve Reform Partisi'ni kurdu. Eleştirdik. En okkalı eleştiri yapanlardan da biri benim. Sonra beraber yürüdüğü arkadaşların hepsi hazmedildi. Hepsi döndü, hepsi siyaseten taltif edildiler tekrardan. Özgürlük ve Reform Partisi bir istek partisiydi. Televizyon, radyolarda şarkı isteği değildi. Bir istek partisiydi ve bu görev bir saygı ve hürmetle yerine getirildi. Sonrası olmadı. Ve dedim ki, eğer Turgay Avcı o zaman Özgürlük ve Reform Partisi ya onu götüreceydi ya götüreceydi, ters istikamette götürdü. UBP'de kalsaydı UBP'nin genel başkanı da olacaktı, başbakanı da olacaktı, cumhurbaşkanı da olacaktı. Hoş geldiniz. Bu söylediklerim bana aittir. Yorum yapmanıza da hiç gerek yok. Öncelikle çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Tüm izleyicilerimize de hayırlı, daha serin bir gün diliyorum. Uzun bir süre oldu esasında. Sizlerle program yapmıştık hatırlarsanız yine burada. Onun için bence önemli konuları bugün yine sizlerle açık açık paylaşacağız. Yarın biraz önce söylediğim benim hatasız kul olmaz oydu. Ama bütün bu geçmiş ve sizden sonra bu etkili görevlerde olanları kıyasladığım zaman da sizin bu konuda hatta bazen şunu da söyleyeyim ama YÖDAK Başkanı o siyasi standarttan sonra YÖDAK'a geldiğiniz zaman isteseniz istemeseniz acaba siyasetin etkisi var mı diye de sorgularım ama bunu da geçtim. Geldik doğrudan şeye. Üniversitelerimizin bu yılki merkezi yerleştirmede aldığı öğrenci sayısı. Evet, tabii öncelikle üniversitelerimizin aldığı öğrenci sayısını herhalde konuşacağız. Tabii yani biraz önce neden istemedim konuyu başka tarafa çekeyim ama bunları da söylemeseydim böyle içimde bir ruhte kalırdı. Benim yani genel prensiplerim oluyor. Sizinle biliyorsunuz uzun yol da yürüdük. Yani hem eleştirildim hem takdir edildim. Ben biliyorsunuz hep geçmişte de bugün de Hasan abimiz eleştirilere açığız. Çünkü İnsanlar yanlışlarla
doğruları bulur. Kalite konusunda Japonlar, Amerikalı olan Deming Juran diye kalitenin duayenleri var. Ve Amerika o dönemlerde bunlara hiç itibar etmemiş. Ve Japonya'ya gittiler. Japonya'da kalite kavramını ve kalitenin önemini, üretilen standardın, standartizasyonun, rakamsal verilerin, istatistiklerin, bütün bunlar üzerine yaptıkları çalışmalarla dünyada kalite kavramının duayenleri oldular. Ve ondan sonra tabii Amerika fark edince bu adamlar Japonya'ya gitti ve Japonya'nın bugün de her ürününün, Hasan kardeşim, her ürününün kalitelidir dememizin doğasının, bakın, aracının, teknolojisinin, kamerasının ne olursa olsun Japon malı dendi mi kalitelidir diye kabul edilir. Evet. Bu gerçek. İşte oralardan başlamıştır bu. Demek ki şuraya gelmeye çalışıyorum. Kalite kavramı üzerinde durmamız gerekecek yüksek öğretimde de. Rakamlar önemli. Tabii ki. Rakamlar önemli. Ama rakamların ötesine geçip nasıl bu rakamları daha ileriye götürebiliriz? Nasıl kalıcı rakamlarla yola devam edebiliriz? Ve nasıl ülkemize sadece burslarla öğrenci sayısını yükseltmeyip kalite çekilir. Kuzey Kıbrıs üniversitelerine, bu üniversitelere koşan, bu üniversitelerden mezun olan her bireyin dünyada rağbet gördüğü, kabul gördüğü bir konuma nasıl getiririz? Onun üzerine konuşacağız, konuşmamız gerekecek. Çünkü şu bir gerçektir. Ülkemizdeki üniversitelere KKTC vatandaşlarımız, iki, Türkiye Cumhuriyeti'nden işte YÖK vasıtasıyla, sınavla gelen öğrenciler, bir de uluslararası öğrenciler vardır. Bu üç alandaki, kategorideki öğrencilere baktığımızda Türkiye'den gelen öğrenciler, evet, rakamsal olarak bu yıl arttı. Bu, şunu söyleyeyim, bir başarı, önemli bir başarı. Sadece üniversitelerin değil, siyasin, yani Sayın Milli Eğitim Bakanı'nın çabaları olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın çabaları olmuştu, onu da söyleyelim. Yani dedik ya, Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haziran ayındaki ziyaretinde, son 20 Temmuz değil, ondan önceki ziyaretinde YÖK Başkanı da birlikteydi. Ve sadece kısıtlı bir süre, hatırlarsanız, kalınmıştı sarayda. Sayın Cumhurbaşkanımıza biz daha önce yüksek öğretimle ilgili briefingler vererek, çünkü direkt ona karşı sorumluyum ben, kontenjanların artırılması, KKTC'deki üniversitelere öğrenci akışının artırılmasında sıkıntılar yaşanmaması için bu konularda da Sayın Cumhurbaşkanları'nın konuştuğunu biliyorum. Sayın Ersin Tatar Bey bana bu konuyu iletmiştir. Sayın Milli Eğitim Bakanı'nın yaklaşık bir ay önce bir Ankara ziyareti olmuştu, üniversitelerin belli. Yani uzunca bir aradan sonra Sayın Nazım Çavuşoğlu'nun Ankara'da, özellikle YÖK'te de, oradaki eğitim bakanları gelip değişir ama YÖK'te çok verimli bir diyalog olduğuna inanıyorum. Hocam, doğrudur. Yani bu, tekrar söylüyorum. Bu başarının, bu artışın arkasında birçok faktör vardır, birçok başarı vardır. O faktörlerden böyle önlerde yer almayı hak edenlerden biri de Sayın Eğitim Bakanı'nın çabaları. Kesinlikle, onu zaten belirttim. Evet. Tabii kendisinin uzun yıllar Milli Eğitim Bakanlığı yapması ve kesintisiz bu iletişimin olmasının bir avantajı vardır. Biz göreve geldiğimizde de, 2,5 yıldır ben göreve geleli arkadaşlarımızla YÖDAK'ın yapısının güçlendirilmesi için sizin geçen günkü programınızda, açılışta bir ifade kullandınız. Dediniz ki sıkıntılı, sorunlu olan YÖDAK olmasına rağmen gibi bir ifade kullandınız. Evet.
Tabii orada şunu söyleyeyim. YÖDAK'ın şu anda bir sorunu yoktur. YÖDAK evet son 5 aydır yüzlerce program açmış, yüzlerce oy birliğiyle karar almış bir kurumdur. Ne güzel. YÖK'le ilişkiler. YÖK'le ilişkiler. Bırakın, siz bu bütün sunuşunuzu yapın. Geliyorum. YÖK ondan sonra devam edin. Geliyorum. YÖK'ü de ilgileyin. YÖK'le ilişkiler. Yarın sabah 6 uçağıyla Ankara'ya 3 üyemizle birlikte bir heyetle gidiyorum. YÖK heyeti ile Cuma günü saat 9'da görüşmemiz var. Yarın da saat 10'da YÖKAK, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Başkanı ile görüşmemiz vardır. Bunlar hep sizlerle paylaşacağım. Yani yüksek öğretimdeki gelecekte ne yapmalıyız? Esasında bakmamız gereken rakamlar evet. Yüksek öğretimde şu sıkıntılar var. Bir, kontenjan. Hasan abim, devlet erkanımızın Ankara'ya gittiğinde nasıl para akışı olurun ötesinde nasıl öğrenci sayısını artırırım da masaya oturmalarını da istiyorum. Şimdi şunu söyleyeyim. Siyasette de bulunduğum için biliyorsunuz Ankara ile de çok yakın çalıştığımız için Ankara şundan rahatsız olur hep. Geçmişte de bugün de. Ya para verin. Proje verin. İstenilen bu. Para verinin yerine öğrenci sayısındaki artışı nasıl sağlarız? Yeni açılan programlara öğrenci kontenjanının artırılması. Bu sene mesela 3 programla sınırlı tutuldu. Şimdi o da son dakika işte olmuştur. Cuma günkü görüşmemizden bir maddesi de budur. Yani 3'er program dendi. YÖK'le yakın çalıştığımız için söylüyorum. Şunu masaya koyacağız. Yani kalitesi, standardı denetimlerde hem YÖK'ten hem bizden onay almış, standardın ötesine geçmiş üniversitelerimizin programlarının açılmasına destek verilmesi gerekiyor. Yani iki şeyin ayırt edilmesi gerekiyor. Her üniversiteye 3 program, eğer üniversite denetimlerde tam puan almış, bizim de denetimlerimizde YÖK'le paylaşacağımız standartlar, kriterler, altyapı, akademik kadro tamam olan üniversitelerimizin önünü açmamız gerekiyor. Uluslararası akreditasyona yönelmiş. Şu anda aktif 23 üniversite var. 23 üniversite var. Üçü biliyorsunuz iki devletli protokolla kurulmuş. Yani bize bağlı değil. Hayır şey açısından 23 üniversitemiz var. Ve tabii ikisi YÖK'e müracaat etmemiş üniversitelerdir. Henüz. İki de yeni müracaat etmedi henüz. 4 üniversite henüz YÖK'ten programı yoktur. YÖK yani kitapçıkta yer almazlar. Hayır. Daha. Öyle bir talepte de bulunmadılar. YÖK'e böyle bir müracaat da yapmadılar. Yani yaptılar da red oldu değil. YÖDAK açısı, YÖDAK'la ilişkiler bakımından bu 4 üniversitenin buradaki statüsü nedir? İkisi yeni kurulmuştur. Şubat'ta eğitime başlama izni almıştır. Eğitim öğretime başlama izni almıştır. Vallahi habercilik yapıyoruz Sayın Başkan. Kim isimleri de söylerseniz daha mutlu oluruz. Yani eksik yani 5'inde bir ka vardır habercilikte. Evet. Kimdir? Yani Şubat'ta öğretim izni almış üniversite Dünya Barış Üniversitesi. Hı hı. Ve Alasya Üniversitesi'dir. Birisi yerli bir yatırımcı iş adamının kurduğu bir üniversite. Alasya. Alasya. Dünya Barış Üniversitesi de Türkiye'den ama burada çok. Yatırımcımızı da söylemekte bir sakınca bulmayız. Yani yanlış anlaşılmasın. Yok, biz öyle de hiç yanlış anlaşılmasın. Ben zaten sıkıntı çekerim. Bazen biri öyle, bir, öyle bir yeri de söyleyin, ismi de söyleyin derim ben konuklarıma. Ne olacak ki? Alasya Üniversitesi'nin yatırımcısı Ali Ozok Bey'dir. Yaptığımız denetimler yani eğitime başlama iznine uygun mu altyapısı? Bir kere yurtlar açısından, altyapı açısından önemli yatırımları yapmış zaten bir yatırımcı ülkemizde. Akademik şimdi de eğitime başlamadı daha. Eylül'de başlayacaktır.
akademik binalarını oluşturmaktadır. Akademik kadrosu zaten Ekim ayında yaptığımız denetimlerde tamam olması gerekiyor. Diğer Dünya Barış Üniversitesi, Sofu Altınbaş Bey'in kurduğu, kendisi yine burada bize sunduğu teminatta 3 yıl içerisinde noterin tasdikli onayı ile 3 yıl içerisinde kampüsü tamamlamazsam üniversitenin kapatılması onayını veriyorum diye bir yazısı var. Altınbaş Üniversitesi ile bağı var mı? Burada yoksa yani direkt Altınbaş. Yok, bağı yoktur ama doğal olarak herhalde bir know-how, teknik destek olacaktır ama direkt bağı yoktur. Şunu söyleyeyim, bizim aradığımız tabii yeni üniversitelerden, ki bu iki üniversiteden de YÖDAK'ın aradığı şu oldu, kampüs konsepti. Çünkü şu, öğrenci geliyor, yurdu yok, taşınacak. Peki hangi toplu taşıma ile taşınacak? Hasan Hocam, biraz sonra konuşacağımız... Ama tamam mı? Örneğin bir üniversitenin 8 bin öğrencisi varken tizinli taşıma aracı sayısı neyse 15 bin öğrencisi olduğunda hala daha aynı izinli arabalarla taşıyor. Onlara da izin veriliyor. Bana göre bakın Avrupa'da ben toplu taşımacılıktan yana organizasyonun bütünlüğünden. Siz bulundunuz çok İngiltere'de, Amerika'da, dünyada bulundunuz. Hı. Ben de bulundum. Çocuklarımın orada eğitim almasından dolayı daha yakın inceleme fırsatı buldum. Yerel yönetimler. Otobüsler üniversitenin değil. Bravo. Hocam, devlet politikası dediğimiz... Sadece Sayın Halil Nadir'i buradaydı, onunla konuştum bunu. Sadece Milli Eğitim'in, YÖDAK'ın, Hasan Hastürer'in konusu değildir bu. Bir öğrenci ülkeye girdi mi, çıkana kadar tüm devletin ulaşımının, altyapısının, yol elektriğinin... Hocam, daha önce de hocalık yaptığım için söylüyorum. Son zamanlarda öğrenciler ya da yabancı turistler bile trafik yaya geçişlerinde doğranıyor. Şimdi bakın, çok yaşıyoruz. Üniversite cenneti olacaksak isek, evet, herkesin sorumluluğu var. Doğru. Sadece öğrenci sayısı ile konuşmak güzeldir, doğrudur. Ama bu öğrencilerin memnuniyeti nedir? Şimdi soruyorum. Önemli bir bütçe ister bu Hasan Hocam. Tabii. YÖDAK'ın şunu yapması gerekir. Buradaki öğrencilerin, Türkiye'den gelen KKTC ya da uluslararası öğrencilerin memnuniyet anketi. Niçin geldiler buraya? Hedefleri nedir? Bundan sonraki hedefleri nedir? Buradaki yüksek öğretimden, altyapıdan, toplumdan memnuniyet var mı? Çünkü önemlidir. Şimdi tekrar ifade etmek istiyorum. Toplumsal dediğim ve devlet kararı olması gerekir. Toplu taşımayı, hocam şimdi 20 bin kişilik öğrencisi olan bir üniversite lazım 200'den otobüs olsun. Örnek veriyorum, ya da 100 tane. Size bir soru, Maosa'daki bir öğrenci akşam Girne'ye gitmek istiyor. Dayı onu götüremez Girne'ye. Şimdi veya Girne'deki Maosa'ya gelmek istiyor. Ama tamam, bu sevgili Turgay Avcı kardeşim şu vardır. Bugün yollarımızda görüyoruz standartları vesaire vesairesiyle bu otobüsleri. İnanıyoruz ki üniversitelerin mali bütçelerinde de önemli bir yer tutuyor bu. Evet. Halbuki bütünlüklü bir toplu taşıma içinde son saatleri, takvimi saatlerine kadar, yani belki de gece saat 11'e kadar 11, her yer, 12 neyse. 12, evet. Hatta 12'den sabaha kadar da 2 saatte bir, evet, mesela. İşte İngiltere bu. Dünya nereye? Yani ama buna itiraz edecek üniversite var mı? Yoktur. O zaman bayında hükümetle beraber bu toplu taşımacılığı masaya koyup belki üniversitelerin de ortak olabileceği bir taşımacılık şirketi ya da ülkemizde kurumlaşmış taşımacılıkla ilgili yapı vardır. Onlarla işbirliğiyle bu niye çözülmesin? Hocam bak, işte devlet politikası dediğim, bu işi masaya koyup, bu sorun var bu ülkede. Bu sorun nasıl çözülecek? Hocam, çıkarsanız kapının dışına, bakarsınız
şeye, benchmarking diye bir ifade var, derslerde öğretiriz. Benchmarking en iyi bu nerede yapılır bakarsınız, kendi ülkenize göre adapte edersiniz. Yani hocam biz mi yapıyoruz yeniden dünyayı? En bahalı öğrenme yöntemi deneme ve yanılmadır. Yani başkaları bedele doyarak öğrendiyse ondan ben de yararlanırım. Hangi ülkelerdir üniversite ülkesi? Bize de benzeyen yüz ölçümü, evet, ve öğrenci sayısı, üniversitelerin o ülkedeki dağılımı vesairesiyle beraber ve çok bunu çok basit. Yani Lefkoşa'da öğrencilerin oturduğu yerler vardır, yoğunlaştı. Oralardan bu otobüsleri gezer. Hocam öğrenci kaydolurken okuluna otobüs biletini de alıyor yıllık. İsterse 50 defa biner günde, isterse hiç binmez. Hocam dünyada var. Şimdi öğrenci dostu, üniversiteler cenneti dediğinizde bu rakam, Hasan hocam, rekabetler arttıkça sıkıntıya girebilir. Bizim yapmamız gereken kalite üzerine durup, tamam mı? Bunları yapmamız hocam, gerekiyor. Sizin söylediğiniz için çok affınıza sığınıyorum. Katrilyon kere. Bu şimdi bu dijitalleşme çağı var ya, bu bilişim çağı var ya, bu sizin bütün sorununuzu çözer. Yani biz bunu kuracağız, bu yerlerden geçer benim kaç tane. Vereceksiniz siz öğrencinize bir kart. O öğrenci sürttü, bindiğinde otobüse de dokundurur. O otobüs o gün kaç tane, hangi üniversiteden öğrenci taşıdığını sistem merkezden, hatta o üniversitede isterse bilecek. Eğer derse ki ben bu kadar yılda vereceğim ya da ben kullanan öğrencime göre ödeyeceğim, sistem kendisine söyleyecek ya da o kartçığına kontür yükler gibi top up yapacak. Yükleyecek, artıracak, kendini sürecek. Hocam, yani bunu biz bir canlı yayının içinde 2 dakikada ne olabileceği ve kesinlikle bu konuda yatırım yapılacaksa bu okulların uygun otobüsleri de sisteme dahil edilecek. Hepsi bir şey söylemiş, şimdi oturulursa halledilir ve en geç, şey etmiyorum, gelecek yıl Eylül'de bu iş başlar, en geç. Ocak'ta, Şubat'ta da başlar. Ama isterseniz eksiksiz şey gibi uygulama yapacaksınız. Çünkü biz Ercan'ı eleştirdim de ben demiştim ya siz bu açarken kodunuz bir tane uçak indik attı. Halbuki ya 3 tane uçak kaldıraydın 750 yolcuyla. Hem onlar binerken sistemi deneyeydin. Hem bir tur atsınlar Kıbrıs'ın üstünde. Gelsinler tekrar valizleriyle deneyelim. Burada da bunu yaparsınız ve çözülür. Hocam şimdi elimde devam edin. Dünyaca yapılmış bir anket, bir araştırma var. QS dediğimiz Times Higher Education gibi, Şangay gibi bir üniversiteleri sıralayan bir organizasyondur dünyaca. 2020 yılında yaptığı ankette uluslararası öğrencilerin bir ülkeyi seçmesindeki ilk kriter uluslararası öğrencileri hoş karşılanmalı. Yani toplum hazır mı buna? Bu 20'de yapılan dünyadaki anketteki birinci sırada idi. İkincisi kaliteli eğitim veren üniversitelerin olması. 2022'de hocam, yani geçen yıl yapılan ankette 1 ile 2 yer değiştirdi. Yani birinci kriter bir ülkeyi seçmek için kaliteli eğitim veren üniversitelerin olması. Ondan sonra ikinci sırada da uluslararası öğrencilerin hoş karşılanması. Üçüncüsü kültür, yaşam tarzı vesaire. Şimdi bizim bunları alıp takip etmemiz gerekiyor. Ve yani dünyadan ayrı değilsiniz hocam. Size 100 ülkeden öğrenci geliyorsa demek ki bu düşüncelerle gelecektir ya da artırılabilir. Ben o bakımdan şunu söyledim. Türkiye'den gelen öğrenci sayısı önemli. Ama bir gerçek daha var. Çoğu burslu. Türkiye'den gelen. Türkiye'den geleni söylüyorum. Şimdi rakamsal olarak ülkedeki ekonomik aktiviteye, yani sokağın, marketlerin hayat bulmasında katkısı var mı? Var. Ama üniversitelerin sıkıntıları oluşabiliyor buradan. Örneklerde görüldüğü gibi. Yani şimdi evet ben 20 bin öğrenci getirdim ama örnek yeni. Ama bunun eş değeri 5 bin öğrenciyse hocam orada bir sorun var.
Orada bir sıkıntı var. Onun için bizim kaliteyi artırıp dünya standartlarındaki yüksek öğretimi yakalayıp daha uygun ücretlerde daha iyi harçları ödeyebilecek öğrencilerin de buraya getirilmesi gerekiyor. Hı hı. Bu çok önemlidir. Şimdi ama bunu şeyde beraber okusak hocam, okul harçlarının yanında bir de okul harçlarının dışındaki hayatı idame ettirirken oraya ulaşımda dahil hocam, yani oraya geliyorum şimdi dahil. Şimdi öğrencinin geldiğinde buraya özellikle Türkiye'den geldiğinde bir ekonomik kriter vardır. Yani bugün bir altyapımız, iki elektrik, kira. Şimdi bazıları diyebilir ki hocam yani Türkiye'de çok daha pahalı olan yerler vardır. Tabii yani şimdi İstanbul'da yüksek öğrenim çok buraya göre çok pahalıdır. Çok pahalı. Üniversitelerin fiyatları da pahalıdır orada vakıf üniversitelerinde. Zaten 98.2'lik dolma oranına, kontenjanların dolmasına rağmen vakıf üniversitelerinde %3'lük bir azalma vardır. Çünkü 500 bin, 600 bin TL'lik yıllık harçlardan bahsediliyor. Hocam evet ama tabii bunlar çok rakamsal olarak çok yüksek değil. Bizim önümüzdeki süreçte YÖK'ten talebimiz şu olacaktır hocam. Bu rakamın artırılması için. Çünkü diğer taraftan da uluslararası öğrenci akışında azalma olabilecekse olursa bir yerde bunun kompense edilmesi gerekiyor. Onun için şimdi biliyorsunuz uluslararası öğrencilerdeki bazılarında hepsi değil kesinlikle öyle bir şey söylemek doğru değildir. Müthiş mükemmel öğrencilerimiz vardır ama farklı amaç için ülkeye gelen. Vallahi farklı amaçla bu ülkeye gelen öğrenci de var. Farklı amaçla üniversite sahibi olanlar da var. Evet. Yani barikatı geçmesi bu konuda hepsinin çeşmesinden zemzem suyu akmıyor. Vallahi şunu söyleyeyim yani gelen bilgilere göre bir üniversite satış çalışmaları yapıyormuş yabancılara üniversitenin satışı için. Ha. Şimdi bir dakika Sayın Avcı burada sözünüzü balla keseyim. Şimdi geliyorum. Geliyorum. Bakınız biliyor musunuz radyo televizyonların bilmiyorum değişmediyse yasa satamıyorsunuz. Ha. Şimdi yani bu memlekette teyizini alır satar. Sanayi arsasını alır satar. Devlet Emlak Malzeme Dairesi'nden 50 bin dolar seneliğine kiralar 700 bin euroya bir başkasına kiralar. Dahası devlette 500 istenen ayda kira öder. Devlet o yeri dener kiralar 5800 lira. Üniversite, şimdi biliyoruz Sayın Sofu Altınbaş var olan bir izni. Sizde kayıtlı Dünya Barış Üniversitesi miydi o üniversite? Yok, Milli Eğitim'den açma ön izni almış bir üniversiteydi. İsmi var mıydı? İsmi... Hayır ama şeydir sadece bu hocam, program bu program şeydir serbest kürsüdür. Serbest kürsü ise 3 üniversite sahibin olan birisinin bu üniversiteyi satması ile sonuçlandı. Serhat Akpınar. Tamam hocam yani 5'te 1 kabar. Evet 3 tane üniversite bir tane de yedek izni vardı sattı. Peki buyurun. Yani en azından üniversite satışına bir kısıtlama, bir düzen, bir intizam getirecek miyiz? Görüşünüz var mı? Var, görüşümüz var ama tekrar soruyorum Hasan Hocam. Devlet politikası. Yani YÖDAK'ın üniversite satışını engelleme ya da okulda... Hayır, yasayı önerin. Deyiniz ki, yani o zaman alayım bir izincik, biraz da bir yere kadar da getireyim, satayım. Şimdi farklı bir yere gidiliyor ama gelen bilgi şu... Yabancılara satışı. Yabancılara satamazsa yabancıları kamufle edecek. Satar hocam. Var. Ya tabii dakika yok. Bulur Hasan Ahmet'i, Hüseyin'i, Turgay'ı. Onlara bir biçimde bir teminat hatta mafya kuralları da çalışır. Sonuç itibariyle bulacaksınız karşınızda paravan Kıbrıslı Türkleri.
emlak satışında olduğu gibi. Aynı olduğu gibi. Yani şimdi emlak satışında yani şimdi şunu siz biz konuşmayacaksak kim konuşacak? Biz bunları? Konuşuruz. Emlak satışında ben söyleyeyim. Ben torunlarımın nerelerde, hangi evlerde, hangi evleri alabileceği konusunda kesinlikle bitti olumsuzum. Bak söyleyeyim. Çok net söylüyorum. He? Çok da peki yine geldik devlet politikasına. Hocam bir yok mu bunun bir şeyi? Yani benim vatandaşımın artık ev alacak, 1+1 bile alacak kapasitesi ve bütçesi olmayacaktır. Bunu çok net söylüyorum. Ben hatta dostlarıma da şunu söylüyorum. Elinizdeki evi koruyun, çocuklar ve torunlar başka yer alamaz. Tamam ama sayın hocam, hocam sevgili hocam, bir döndü bu iş, tamam mı? Üniversite izni de halledeceksiniz, bir izinci kalacaksınız. Hiçbir şey taş üstüne taş koymazsanız da belki de bir cez milyon isterliğine satacaksınız. Elleri var da bize yok mu yani? Şu anda şunu söyleyeyim. Geçmişte açma ön izni almış ama yeterli altyapısı yani kampüs türü yatırımları bugüne kadar hiçbir yatırım yapmamış bazı müracaatların önünü kestik. Ama dava açıldık. Şu anda dava var bize. Hasan Bey şimdi biraz önce dediniz ya sizle sunum. 14 tane dava var. YÖDAK'a avukatı yok. Şimdi gelmeyeyim tekrar oraya. Çünkü bazı arkadaşlar gazetede şunu yazdı. Ya avcı hep şikayet etmiyorum. Allah razı olsun K ofisinden. Büyükelçiliğimizin Ankara'nın K ofisinden de 2,5 milyon TL ayırdı bize bu yıl. Da bilgisayar ve dijital altyapı alıyoruz. Hasan Hocam. Yani daha önce üniversiteler bir yerde bu Yenişehir'deki binanız gece konduydu. Kim gelirdi de bu ülkede üniversite adasında YÖDAK'ta bir şeyde Beripter'da ya da prefabrik konutta. Hocam biz bu rakamların artırılması için YÖK'le birkaç konu üzerinde görüşmeye gidiyoruz. Bir tanesi bu yani bu satış meselesine. Söylüyorum burada. Bastırın. Söylüyorum. Yani şimdi kurdu satamam arkadaş. Taahhütlerini yerine getirecek bir üniversite doğrudan dolaylı veya örtülü olarak herhangi bir satış olursa iptal edilir, bütün varlıklar da hazineye geçer. Hadi satsın da göreyim kendini. Hadi yarın Bakanlar Kurulu geçirsin. Hadi Hasan Hocam ben niye geçireceğim? Söylüyoruz. Benim görevim toplum adına doğal bir muhalefet sınırları içerisinde program yapıp konuşmaktır. Benim de, ben buraya boyumu, posumu, poz vermek için de oturmam. Benim de görevim bu ülkede bu yaşa gelmiş bu birikimlerle gelecek için mücadele etmektir. Bravo, bakın peki. Aynı platformdayız. Hocam öyle olsa ben hiç mücadele etmem. Geleceğimiz yere geldik. Göreceğimiz protokolları gördük. Çok Allah razı olsun. Çok Allah'a bin şükürler olsun. Kişiliğimiz var. Title'ımız var. Yani önemli olan değil. Anlamadın yani. Otururum hocam. Keyfi alem yaparız. Değil. Bakın. Geçen gün yolda gelirim Lefkoşa yolunda. İki tır ben 110 ile gelirim. Polis de duyarsa 100-110. Yemin ederim 130 ile beni geçti. Videoya çekmeye çalıştım. Çekemedim. Resim çektim. Mehmet Avcı'yı aradım. Abimi. Doktor dedim. Bu kamyonlara ve tırlara takometre zorunluluğu getirilsin. Bak buradan da çağrı yapıyorum. Ya, hocam. Kaydetsin. Takometre ne diyeyim? Hızını kaydetsin. Evet hocam ölçülecek. 120-130'dur bütün tırlar, kamyonlar yollarda. Bak ondan sonra ne oluyor hocam? Bir kaza 3 gün avlanılır. Dördüncü gün yoktur. Bugün yine Mausa serbest liman çıkışında haberlerde okudum. Tır yayayı çiğnedi. Ağır yaralı yatır. Hocam bu küçük, bu güzel ülkede. Yani hocam her şeyi masaya yatırılması gerekir. Bu sorun çözülecek. Peki, döndük üniversitelere. Döndük üniversitelere. Hocam bir kontenjanların artırılması, iki yeni programların açılmasının. Tabii bu yıl bu deprem şartları, Türkiye'deki seçim şartları zamanı sıkıştırdı. Onu da söyleyeyim. Çünkü depremden sonra 3 ay hiçbirimiz YÖDAK'ta, Milli Eğitim'de yani devlette, iki taraflı devlette sadece onunla meşguldü. Daha sonra Türkiye'deki seçimlerden dolayı doğal olarak bu
organizasyonlarda yavaşlama oldu. Önümüzdeki yıl için inşallah yeni programların açılması için destek isteyeceğiz. Bunların bizlerle paylaşılıp bizlerin de görüşleriyle, yani YÖDAK ve YÖK'ün bir protokol metniyle bütün bilgilerin paylaşılmasını isteyeceğiz. İkincisi, son yıllarda lisansüstü program onayı verilmiyor YÖK'ten KKTC'deki üniversitelere. Bunun alınabilmesi için, şimdi hocam şu sorulacak: bizim üniversitelerimizin lisansüstü programlarına onay verilmemesinin sebebi nedir? Bu gerekçelerle. Bu gerekçeleri biz ortadan kaldırmak için denetimler mi, altyapı talepleri mi, akademik kadro taleplerini daha çok istiyorsa yerine getirtelim ve bu programlar açılsın. Yani şunu söyleyeyim, karşı tarafında rahatsızlığı var hocam, söylüyoruz, var. Şimdi mesela biz akademik kadroların yetersizliğinden kesinlikle program açmıyoruz. Yaz ayı dersinde bir ay önce bazı üniversiteler ilan etti: uzaktan eğitim yapılacak bu yazda. KKTC'nin böyle bir misyonu yoktur. YÖK buna da onay vermiyor. Biz YÖDAK olarak tüm üyelerimiz, bakın 45 derece sıcağın içerisinde, 45 derece sıcağın içerisinde bu üniversitelerimizi denetledi hocam. Yanlış olanlar vardı, mükemmel olanlar vardır. Yani hakkını da vermek gerekiyor. Biraz önce şunu söyleyeyim. Yani dünyadaki üniversitelerle yarışan programlarımız vardır, akademisyenlerimiz vardır, üniversitelerimiz vardır. Rektörü olmayan üniversitemiz vardır. Profesörü olmayan üniversitemiz var. Şimdi geçen gün kurulda kararını aldık, yazdık, gönderdik. Şimdi hocam gereğini yapmazsanız o zaman... Çok şey var, yani profesör olduktan sonra ne kadar zaman sonra rektör olacağının kuralları yok, var mı yok mu? Gene yani YÖDAK'ta yoktur. Şu bizde hayır. Her üniversite kendi kurallarını koyuyor. Bazılarının hiç kuralları da yoktur. Bütün bunların çalışması yapılması gerekiyor. Denetim yapmak için kural koymak lazım. Denetim yapmak için standart ve kural koymak. Standartınız ve kuralınız olacak. Denetim yasamız var. Tüzüğümüz var. Denetim tüzüğümüz çok iyidir. Ama geliştirilmesi için bugün de tekrar kurulda oturduk ve görüştük. Biz bu konuda bu çalışmaları yaptık Türkiye'den gelecek olan öğrenciler için. Ama dediğim gibi bizim bunları yapmamızın yanında, yani Milli Eğitim Bakanımızın çalışmaları ile irtibat, birebir temasları ile, bizim de YÖK'le temaslarla, bana göre önümüzdeki yıl bunu daha da ileriye götüreceğiz ve bu rakamı artıracağız. Ama devletin de sorumluluk ve görevleri var söylediğim gibi. Bu sorumlulukları devletin bir üniversite adası. Hocam bakalım. Tamam hocam, biz bir şey söyleyelim. Biz stratejik hedeflerimizi belirleyip, bir eylem planıyla belirleyip, biz 2025'te şu sayı, 2030'da bu, 2050'de bu. Bu öğrencilerin profili bu olacak. Geldiği zaman bakacaksınız banka hesaplarına. Bu öğrenci burada okurken ailesi kendine yılda ne kadar para yolladı? Yolladı mı, yollamadı mı? Aynen. Bunu takip edeceğiz. Yani dünyada bir sistem vardır. Doların büyük hareketlerini Amerika, Euro'nun büyük hareketlerini de Deutsche Bank takip eder. Takip eder. Eder. Benimdir bu para diyor. Ben bu param nerelerde hoppa yapar, gezer, ben bileceğim diyor. Yani biz bunların hepsini, çünkü derdimiz şu, sizi sahip seviyorum, dost olarak görüyorum. Politikasız biri çıktığında nereye gidecek Allah bilir. Onu bile demez. Yani bizim hedeflerimiz bu öğrenciler ne olacak? Biz bu ada ne kadar üniversiteye kaldırır? Yani biz sayı az, nitelik çok üniversite mi, yoksa 2025'te 40 üniversite, 2050'de 100 üniversite mi yapacağız? Yani nedir hedefimiz bizim? Bu hedefleri, bu stratejik hedefleri, eylem planlarını kim belirleyecek hocam? Hocam işte bunun belirlenmesi için ve tekrar söylüyorum, bir siyasi partiyle gelip giden ya da bir
YÖDAK Başkanı ile gelip giden, yani isimler önemli değil. Değişmemesi gereken politikalardır bunlar. Bunlar zaten dünyada genel geçer özellikleri olan, kendi stratejik ülke çıkarları ile beraber belirlediğiniz, yani dünya menfaat dünyasıdır. Siz de menfaatinizi dünyayla entegre ederek, uyumlaştırarak menfaatlerinizi ileri götüreceksiniz. Dil eğitimde de. Hocam biz şey konusunda, yani tekrar döndüğümde geriye, bütün olanaksızlıklara rağmen, ama ifade etmiyor, olanaksızlıklara rağmen YÖDAK şu anda 5 personelle çalışıyor. Tamam mı? Oraya girmiyorum. Bak, girmiyorum. Ama yok, bu, kaç personelle çalışıyor? 1000 personelle, 2000 personelle artı istediği uzmanı, istediği kişiyi, istediği bakanlıktan, daireden alabiliyor. Yasası böyle yapılmış. YÖDAK'ın bütçesinin kaynağı nedir? Kimin? YÖDAK'ın bütçesi. Bütçesi mi yoktur? Bizim bütçemiz yoktur. Çay parası, kahve parası bitti. Biz toplayıp çayımız, kahvemizi içiyoruz. Peki, yani şunu söyleyeyim. Her öğrenci, üniversiteye gelen öğrencilerden abartmamamak... Hocam götürdük bunu 4 tane... Ama bir şey söyleyeyim. 5 tane Maliye Bakanı değişirse 2 yılda... Hepsini anlatıyoruz. Şimdi yeni Maliye Bakanımıza da anlatacağız. Hocam çok net götürdüm. Hepsini. Sayın Cumhurbaşkanımıza, tamam Turgay dedi, hükümete, başbakanlarımıza, Maliye Bakanlarımıza yazdık hocam, biz götürdük. Bir, öğrenci başı 50 TL, 100 TL, 40 TL, 2 TL fark etmez. İki, hayır, örnek veriyorum. Öğrenci başı 5 euro, 10 euro. Hocam işte asit bir şey. İki, denklik geliyor yüzlerce. KKTC'de tek bir kuruş almadan işlem yapan kurum YÖDAK. Kapadın dükkanı hocam. Dur hocam. Hepsi tamam diyor. Hepsi tamam diyor. Olmadı. Durdu. Şimdi örnek bir şey söyleyeyim. Key ofisi bize verdiği bu kaynakla biz altyapı, dijital altyapı ve bir de araç, üyelerimiz denetimlere gidebilsin vesaire. Bakın araç yok şu anda. Araç yok. Üniversiteden araç çağırırız da gideriz. Hocam bunları konuşmuyorum bugün. Bir miktar da oraya ayıralım diye başkan ile konuştuk. Maliyeden gelen cevap. Sıfır araba olmazsa alamazsınız. Sıfır arabaya para mı var hocam? Şimdi bir dakika. Arkadaş o zaman ver sıfır. Öğrenim mi hocam ya, Allah aşkına. Çağırırsınız. Makinin bir ilgili mimar mevzolarından, bir yerlerden, bilir kişilerden. Araç denetlenir, aracın teknik özellikleri yani, satın alınmaya yani müsait ise alınır. Hocam bu kadar. Bugün hocam, eğer ikinci el ya da 3 yıllık araç sıkıntılıysa, bugün ülkede satılan %98 araç 3-4 yıllıktır. Yeni araç alan yoktur. Hocam gelelim yabancı uluslararası öğrencilere. Hırsızlık arabaları da kenarda bıraktım. Uluslararası, oraya girmeyelim bugün. Uluslararası. Benim vazifemdir. Yok, bugün girmeyelim, evet, dedim. Tamam. Uluslararası öğrencilerde biliyorsunuz hem toplum nazarında hem de yani Ankara kanadında da, buradaki yetkililerde de, hükümetimizde, Sayın Cumhurbaşkanı'nda da yanlış olan, eğitim için gelmeyen öğrencilerle ne yapacağız diye konuşuldu. Biz bugün onaylandı. Tüzüğümüz olan bir tüzüğün geliştirilmesi. Bakanlar Kurulu'nda mı onaylandı? Yok, nerede onaylandı? Şey geçti bizden. Milli Eğitim Bakanlığı üzerinde Bakanlar Kurulu'na gidecek. İnşallah süratle onaylanırsa bu yıl devreye girecek. Hocam bu nedir? Lisans ve ön lisans programlarının kabul kayıt uluslararası öğrenciler için. Çünkü bir üniversite kabulü burada yapıyor. Bu diyor uygun değildir. Diğer üniversite hiçbir şey olmayanı alıyor. Bunu ortadan kaldırmak için bu tüzüğün geçirilip, bu tüzüğün geçirilip minimum standardı koyuyoruz. Yatay geçişlerle ilgili kural. Hocam yatay geçişlerle ilgili bugüne kadar böyle bir tüzük yok. Yani geldi bir okula. Bak hocam. Evet. Yatay geçiş uluslararası bugün, öğrencilerin KKTC 2023 tarihinde ilk kez. Uluslararası öğrencilerin KKTC sınırları içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Yasasına uygun olarak kurulmuş yüksek öğretim kurumları arasındaki yatay geçişlerinde aşağıdaki kurallar uygulanır. İlk defa bakın. Yatay geçiş
tüzüğü ilk defa devreye giriyor. Yatay geçiş işlemleri, son ders ekleme çıkarma tarihine evet. kadar tamamlanmalı. Hocam geldi mi bir üniversiteye bir yıl başka yere geçemeyecek. Öyle geldim de dönemin ortasında başka üniversite acenteleri... Simsarlar, öğrenci simsarlarla bırakmayın meydanı. Başka bir şey daha söyleyeyim hocam. Bir öğrenci 5 tane üniversite değiştiremeyecek. Bir üniversiteye geçebilir sadece yatay geçişle. Başka bir üniversiteye geçemez. Ne oluyor burada şimdi? Geliyor A Üniversitesi'ne bir yıl başarısız üniversite durdurur. Başka üniversiteye, başka üniversiteye, başka üniversiteye 16 yıl burada kalır hocam. 16 yıl. Polis bazen raporlarında çıkıyor. Tabii. Tamam mı? Hocam burada bizim süreler, her şey burada. Geldi mi bir üniversiteye bir yıldan önce yatay geçiş yok. Dua edelim hocam. Mahkeme haberlerinde yazmazlar filan üniversite öğrenci, gayet de öğrencidir. Hocam o doğrudur ama üniversitede dendi mi üniversite öğrencisi o da yanlıştır. Hepsini tutar. Çünkü yani ben YODAK başkanı olarak bile ya hangi üniversitede bu oluyor diye ortaya koyuyoruz. Hocam bu tüzükler bugün geçti. Yani bizim kuruldan onaylandı. Arkadaşlar yoğun bir çalışma yaptı. Bakanlıkta istişare yaptınız mı? Bakanlığa haftaya gidiyoruz kısmetse yasalı. Yani bir de onlar burasını değiştirin bilen. Çünkü neticede bakanlık bunu sahiplenerek bakanlar kuruluna götürecek. Bakanlar kuruluna gidecek evet. Yani milliyet zaman bizim önce bizden geçmesi gerekirdi. Bizden tadilet yapılır. Yani o bir sorun yok eğer bir farklılık varsa. Bizim bunu önemli buluyorsunuz. Hocam çok önemli buluyoruz. Çünkü şu açıdan tekrar görüyorum standartizasyon ve kaliteye. Ama bir şey, bir gerçek daha var. Hocam YÖDA'nın açılımı nedir? Yüksek öğretim planlama. Bak biraz önce evet. söylediğimizin evet. planlaması. Evet. Yani ülkedeki gençlerin, nüfusun, üniversite okuyanların, okuyacak olanların, bölümlerin, programların, dünyadaki hangi programların gelecek için olacağını denetleme ve akreditasyon. Koordinasyon ve akreditasyon. Ve akreditasyon. Ha akreditasyon. Planlama. Tamam hocam. Yönetim, denetim hocam, ve akreditasyon. Bizim yasa bakın yasa. Tamamdır. Tam bir 7'den 70'e tam yetki verir uygulanması. Başka bir şey daha söyleyeyim. Hocam merkezi sınav yazar bizim sınavda. Yasada. KKTC öğrencileri için merkezi sınav yazıyor. O hiç olmaz. Tabii ki olur. Koyun. Yani öyle bir sistem isteyen de gitsin. Ama şunu yapmak istiyoruz. Arkadaşlarla, üyelerle görüşmemiz var. Bu konularda mutabıkız. Şunu da yapmak istiyoruz. Tıpa, diş hekimliğine, bu gibi hayati programlara girecek olanların bir standartta olmasını sağlamamız gerekiyor. Hukuk da önemli. Tamam işte hayati dedim. Hukuk. Çünkü bir şey söyleyeyim. Özellikle Türkiye'de belirli bölümlerdeki öğrencilere özel önem veriliyor. Evet. Yani çünkü hukuk, onu bitirdiği hukuk zaman da bir tanesidir hocam. Onu bitirdiği zaman işte savcı olacak, yargıç olacak, kaymakam olacak, vali olacak. Tamam mı? Yani bu okullarda bu okulların bizdeki önemi bizden ziyade o tarafa dönüktür de. Hocam bizim uğraşımız tekrar söylüyorum yani YÖDAK'ın kadro olarak da o söylediğiniz planlamayı. Şimdi soru şu. Kaç tane tıp fakültesi istiyoruz? Kaç tıp mezunu istiyoruz KKTC'de? Kaç hukuk mezunu istiyoruz? İkincisi. Bir dakika. Devam edin. Kaç tane beden eğitimi istersiniz? Kaç tane bir araştıralım bakalım. Kaç tane Türk Dili Edebiyatı mezunu vardır? Tamam. İşini yapmaz. İşte. Ya da KKTC üniversitelerinden mezun olup da mezuniyetindeki elde ettiği mesleği icra eden ne kadar i̇şte, insan var? Bu nedir ama? İstatistiksel veri ve planlamadır. Ama bu da sizde olması lazım. Hocam adında bizde yazıyor. Bizde yazıyor. Ama üniversitelerdeki hocaları programları göremeyen bir YÖDAK ülke planlamasını şimdi mı? Şimdi bize dediler ki zamanında biliyorsunuz tartışıldı burada tıp fakültesi, eczacılık benzeri bölümlerin evet. açılması. Ya denildi bu sadece bir ülke ihtiyacına göre olsa bizde bir tane üniversite bile açılmaz. Doğru. Şey
tıpı söylüyor. Genel anlamda. Hayır, bütünüyle de bütün ihtiyaçlar yani. Ha, ihtiyaçlar ülke için ihtiyaçlar. Ülke için ihtiyaçlar bile. Dolayısıyla denildi. Feasible de olmaz zaten. Tabii evet, verimli olmaz. Sürdürülebilir olmaz. Onun için dediler ki dıştan gelen öğrencilere göredir de bu iş. Bu ihtiyaç. Ancak neticede açıldığı zaman da Kıbrıslı öğrencileri doldurduk. Yani siz gittiğiniz daha önce de ben Strasbourg'daydı. Sordum. Bir yeri arıyorum. Dediler ileride bir eczacı var. Eczanenin çaprazındadır dediler. Oraya gidene kadar da hiç eczacı görmedim. Biz de örneğin nerede diyeyim? Küçükkaya'da da bu galeriyanın oralarda böyle bir döndürün tamam mı? Daire çizin. 2 kilometrenin içinde en az 20-30 tane eczane vardır. Yani evet tabii böyle olunca da eczanelerde ilaç da satılır. Her şey satılır. Evet. Yani şey kötü niyetle söylemiyorum ama güzellik malzemeleri onlar bunlar daha çok yer tutuyor. Yani ama adaptı mezun oldu geldi açtı dükkanı. Ne yapacak? Yani bunun bir planlaması istihdam politikası ile beraber, iş yapma politikası ile beraber bunu da siz yapacaksınız ama nasıl yapacaksınız? Hocam bütün bunlar yapılır dediğim gibi dünya bunu yapıyor. Dünya yapıyorsa ben hep sınıfta şunu söylüyordum öğrencilerime. Çocuklar yani Avrupa Birliği dediğimiz ya da Amerika dediğimiz onun mühendisi bizden daha akıllı değil. Onun ne bileyim ekonomisti farklı bir kitap okumadı. Ama adamlarda disiplin var ve herkese eşit uygulanan kurallar var. Şimdi AB dediğimiz ne akla gelir hocam önce? Standardization. Kurallar. Biz Kıbrıs Annan Planı döneminde Kofi Annan Salzburg'da görüşmüştü 2001'de o süreç başlarken. Sayın rahmetli Denktaşlı'da. O dedi böyle böyle bunlara hassasiyet göstereceğiz. Merak etmeyin. Hatırlayın o zaman birincil hukuk meselesi vardı. Çünkü AB'nin muktesebatı var. Kuralları var. Biz anlaşırsak bu da uymaz evet. Ne olacak? Evet. AB dediğiniz zaman kurallar bütünüdür. Yoksa hep onu söylüyorum. Biz niye yapamayız arkadaşlar? Yani biz de onlar gibi eğitim aldık. Biz de onlar gibi üniversitelerde okuduk. Biz de onlar gibi dünyayı takip ediyoruz. Ama masaya oturup da Ali'yi, Veli'yi, Ayşe'yi, Fatma'yı kırar mıyım diye düşünmeden, hocam düşünmeden politika geliştirirsek o zaman sorun olmaz. Bu çok net söylüyorum. Peki hocam, yarın Ankara'ya gidiyorsunuz. Evet, kısmetse. Hem YÖK'le hem de YÖKAK'la görüşme yapacaksınız. Oradaki görüşme hedefleriniz nelerdir? Yani Ankara'daki görüşmeden sonra hangi sonuçları elde ederseniz Kıbrıs'a mutlu dönersiniz. Hocam YÖKAK'la sonucu elde edeceğiz. Çünkü YÖKAK'la 21 yılında, 2021'de göreve ben Nisan'da başladım. Temmuz ayında YÖKAK'la bir protokol imzaladık. Yol haritası var. 2021'de yol haritasını koyduk. Sonra başkanı değişti. Yeni başkanla Mart ayında yani 6 ay önce, 5-6 ay önce çok güçlü ve tüm üniversitelerin katılımıyla bir çalıştay yaptık. Tabii. YÖKAK, YÖDAK ortak işbirliğiyle bir çalıştay yapıldı burada. O çalıştayın sonucunda kararlar ortaya çıkmıştır. Bu kararlar da ortak akreditasyon yapılması üniversitelerin. Yani biz Akreditasyon ilişkileri bakımından bir avantaj sağlar mı? Hocam şimdi YÖKAK dünyaca tanınan. Tabii. Şimdi nasıl ki YÖK'ün onay verdiği programa baktığında bir yabancı YÖK onayı varsa şimdi gerçek yani uluslararası açısından. Şimdi YÖK onayının olması üniversitelerin aradığı da hatta üniversitelerimiz bazen şunu diyor. Türkiye öğrenci vermese bile bu bölüme 3 öğrencilik koysun kontenjan ki o bölüm YÖK tarafından tanınmıştır. Konsepti bile önemlidir. Tabii. Ha şunu söyleyeyim. Açtığımız tıp fakültelerinin uluslararası tıp organizasyonlarından mühürünü ve imzasını biz atıyoruz ha. Evet. Bize geliyor uluslararası organizasyon bu fakülte tamam mı? Uygun mu? Siz açtınız mı diye, onaylı mı diye ve biz mühür vuruyoruz. Şimdi hocam ve aldığımız kararlarda ortak Mart ayındaki kararlar şu. Ortak
akreditasyon yapmak üniversite. Üniversite akreditasyonudur bu. YÖKAK'ın yaptığı program değil. Mesela ABET biliyorsunuz, ABET'tir, o diğer şeylerdir. Bunlar program akreditasyonu yapıyor. Bu üniversite akreditasyonu. Üniversitenin tümünü akredite ediyor. Standardın her şeyini, çalışmalarını vesaire. YÖKAK uluslararası dışarıda akreditasyon ortak yapamıyordu kendi tüzüğü yasasına göre. Teşekkür ediyorum ki buradan bir önceki başkan bunu değiştirdi ve yasallaştı şimdi. Bizimle ortak akreditasyon yapma onayı da verildi Türkiye'de hocam. YÖKAK'la yapacağımız çalışmanın sonucunda bir sonraki dönem, yani önümüzdeki dönemden itibaren KKTC üniversitelerinde akreditasyon çalışmalarının başlatılmasıdır. Bu YÖKAK kanadı. Evet. YÖKAK kanadında da biraz önce bahsettiğim gibi yeni programların hangi koşullarda onay alabileceği ile ilgili bu bilgilerin alınıp bu koşulların yerine getirilmesi çalışması yapılıp ki KKTC üniversitelerimizin yeni programlarının onay alması. Mesela hiçbir sağlık programına onay vermiyor şu anda. Tabii. Hmm. Hiç. Neden? Tıp fakülteleri için ortaya konan gerekçe, işte bunları öğreneceğiz, hasta sayısı ile ilgili. Ama mesela eczacılıkta hasta sayısı yok. Bunları paylaşacağız kendileriyle ve onların kafasındaki rahatsızlığı, huzursuzluğu ya da gerekçeleri doğru ortaya koyarak bunları nasıl ortadan kaldıracağız? Şunu da antiparantez söyleyeyim. Yeni açtığımız tıp fakültelerine 3+3 onayı verdik sadece. Hmm. 6 yıl onayı vermedik. 3 burada. 3 Türkiye'de. Evet. Yani 4-5-6 esas hasta. Yeni açılanlar için. Evet hocam. Yani ben bizim... Bizdeki üniversitelere uzmanlık açısından yetki verildi mi, yoksa hani daha boş duruyor? Verildi. Verildi. Evet. Şundan dolayı verildi. Yani geçmişte verilmişti hocam. Benim başkanlığım öncesinde de verilmişti. Uzmanlık ihtisas konusu. Daha sonra da 4-5 yıl önce de yine denetimlere gidildi. Ama maalesef 4-5 yıl bekletildi, geciktirildi. Covid girdi. Arkasından YÖDAK'taki benden önceki bile sıkıntılardan dolayı geciktirildi. Bunun geciktirilmemesi gerektiği konusunda üyelerimizle ortak bir konsensus sağlandı ve geçmişte denetimleri yapılmış, yani yıllar önce denetimleri yapılmışın tamamlanması gerektiği konusu görüşüldü ve onaylandı. Evet, yani bizim YÖK'le de ortaya koyacağımız bir ortak güçlü bir protokolün hazırlanması. YÖK'ün YÖKSİS diye bir programı var hocam, bilgisayar hı hı. programı. Evet. Bütün A'dan Z'ye üniversitelerin, bakın A'dan Z'ye metrekaresine kadar, her şeyine kadar onun içerisindedir. Hocaların CV'si, yayınları, her şeyi. Bizde olmayan işte altyapıdır o. Her şeyini görebiliyorsunuz o zaman. Yani X-ray'ini çekip, hatta MR'ını çekip görebiliyorsunuz. O konuda teknik destek isteyeceğiz ki Haldun Hoca ile, yani başkan vekiliyle bunu konuştuk. Orada da bir sorun olmayacaktır. Altyapının önce güçlendirilmesi gerekir Hasan Hocam. Dediğiniz gibi siz neyi denetleyeceksiniz onu görebilmeniz gerekiyor. Tabii. Eksikleri görebilmeniz gerekiyor. Yani buradan söylüyorum, bazen geliyor daha önce bizden açılmamış, onay almamış programlar devam ediyor eğitime. Gözden kaçmış, tamam mı? Ama bilgi işleminiz olmadığı için onu takip edemiyorsunuz. Bütün bunlar temizlenecektir, rafine edilecektir ve üniversitelerle çok daha sağlam, daha güçlü bir iletişim olacaktır. Şunu söylemek istiyorum. Gerçekten çok iyi, güçlü, yatırım yapan, bak hocam, üniversite yatırım ister. Yatırım ister. Yani açayım bir üniversite daha, bir apartman dairesinde 500 tane yabancı öğrenci alayım. 4000 dolardan 2 milyon dolar. İki tane hoca koyayım oraya. Biz buna karşıyız. Ve mücadelemiz de budur. Ha, dava da ediliyoruz, onu da söyleyeyim. Zannetmeyin öyle rahat değil orası. Bir gün YÖDAK'a bekliyoruz inşallah. Yok, tamam mı? Şunu da söyleyeyim antiparantez içinde. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın dışında da bir
Ziyaret de yapılmadı ha. İşleri var. Yani hocam yüksek öğretimin merkezi. Tamam ama konuşurken nutuk atarız. Ne var yani? Onun için YÖK'le de bu sonuçları alacağımıza inanıyoruz. Bizim hedefimiz, biliyorsunuz yani sizinle de yakın birlikte olduk, çalıştık. Hatta geçen gün bir konusu oldu da Avustralya'da, onu da burada söyleyeyim son espri ama gerçek espri. Hasan hocam bize şunu derdi dedim. Çok bir şey içmeyin, yemeyin de mutfakta bulaşıkları çok yıkayamam hatırlarsanız. Evet, evet. Maliye Bakanlığı para vermemişti hatırlarsanız. Ben pek çok seyahate katıldım. Yani, her zaman cebimizde para. Anlatabiliyor muyum? Onun için biz sizlerle çok birlikte olduk, eleştirdik, birlikte çalıştık, takdir aldık. Biz bunun bizim görevimiz başarıyı da takdir hocam, edeceğiz, eleştirimizi de kıvamında tutacağız. Bakın aylarca YÖDAK'ın sıkıntılı olduğunu kavgalı. Allah'a bin şükür Mart'tan itibaren iki de yeni üyemiz geldi. Hasan amca ile Zafer Adel'in hocamız. Bin teşekkür ediyoruz. Çok doğru seçimler olmuş. Yani birisini seçti, üniversitelerimiz seçti, birisini de meclis seçti. Çok önemli katkılar koyuyorlar. Geçmiş tecrübeli YÖDAK hocalarımız da birlikte. Yönetim kurulu şu anda bir bütün mü? Bir bütün hocam, tam bütün. Ankara'ya gidecek olan ekibi yönetim kendi mi belirledi? Biz belirledik yönetim hocam. Kurulu. Biz tabii belirledik hocam. Yani şunu dikkate aldık ama söyleyeyim yani ben iki üyemin görev süresi birinin bitti, birinin de iki ay sonra bitiyor. Dedim arkadaşlar yani yeni gelen arkadaşları götürelim ki benim sürem bile dolduktan sonra, hayır hocam düşünceyi söyleyeyim yani en azından 4 yıl burada olacak. Garanti 4 yıl ki onlar sürdürsün bu çalışmaları. Tamam hocam. Hayır. Ben söylüyorum hocam, mantığını da koyduk ortaya. Arkadaşlar da olumlu baktı. Dedik yani en azından 4 yıl burada kesin olacak olan üyelerimiz. Yani sizden sonra bile görev süresi itibariyle olabilecek birileri olsun. Hocam bakın düşünce oydu. 3 üyemiz de Ali Hoca da, Zafer Hoca da, Hasan Hoca da 4 yıllık süreleri vardır. 3-4 yıllık. Onlar bunları sürdürecek. Biz eğer orada olmayacaksak. Allah başarılarınızı daim hocam olsun. Ben teşekkür ediyorum. Şunu istiyorum ama yani bu üniversiteler bizim için hayatidir. Bak tekrar tekrar net söylüyorum. Hayatidir ama eğer yanlışlar yapılır, kaliteli olmayan, standardı olmayan üniversitelerin var hocam yani şimdi var. Dediğim gibi hocam ÜKK toplantısı yapıyoruz. Bir profesörle katılınıyor. 2 profesör isteniyor. İkincisi yok. Hocam yani biraz önce program akışında da size yani, isimler konuşuyoruz bile. Bunlar birazcık da çünkü susmak, ifade etmemek, bir takım yanlışların ortağı olmaktır da. Yani tamam buraya kadar kabul ettik ama çok hassasım o konuda. Üniversite, yüksek öğretim kimsenin ticari amaçla kullanacağı bir kurumsal yapı olmamalıdır. Kesinlikle ben hep şunu söylüyorum tabii. Bir de şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Üniversite dışındaki belli uzmanlıklarla açılmış olan okullara. O da çok önemlidir. Bunu açar mısınız? Açarım hocam. Şimdi eğitim için yurt dışından getirilen, gelen, onay alan öğrenciler bir üniversite için geliyor. Bir de Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği, onayladığı böyle eğitim programları olan kurumlara geliyor. Hocam tırnak uzmanlığı. Dıştan öğrenci geliyor. Tabii. Oh. Yüzlerce. Onay alınca buradan da onay şeyde veriyor onayını içeriye muhaceret. İşte ondan sonra hocam bakın bu çok tehlikeli. Ben tekrar söylüyorum. Kimse kırılmasın, kızmasın. 23 tane üniversitemiz varken benim KKTC'de başka üniversite et uzmanlığı hocam bizde yani yanlış anlama. Şimdi üniversitelerin gurme bölümleri açsın. Hocam var. Eğer bu ihtiyaçlar varsa 2 yıllık. Turizm, otelcilik bölümlerinde buna uygun programlar var. Hocam gerekirse 1 yıllık programlara. Ama üniversite açsın. Ama üniversitede açılsın. Tamam mı? Bakın tekrar söylüyorum. Et uzmanlığı da var. Hocam güzellik uzmanlık bölümlerimiz de var üniversitelerimizde. Hı. Ama sokakta
Yani buradayız, madem söyleyeyim, geçen akşam bir yerde bulundum. Bir mezunumuzu konusu oldu. Bir mezunumuzun. Ne yapıyor o dedim. O dediler bir eğitim okulu açtı. Allah Allah dedim, ne eğitim okulu? İşte bahsettiğim bu eğitim okullarından. Yurt dışından öğrenci getiriyor. O öğrenci de işte öğrencidir. Hocam öğrenci mi? Miş gibi. Hocam ne? Miş gibi hocam. İşte anlatabiliyor hocam, muyum? Hocam şeyi ne yapacağız? Üniversitelerdeki yüksek lisans, doktora ve diğer programları. Hocam ciddi bir denetim istiyor, yapmamız gerekiyor. Bak söylüyorum. Geçen gün gelen bilgi, tabii nereye geliyorum hocam gene tekrar? Bu bir ekip işi. Bakın bu tüzük bile bu YÖDAK'tan kaç yıl sonra çıkabildi. Evet. Tamam mı? Kadro tamamlanınca ve Allah bin şükür olsun çatışmalar, kavgalar ortadan kalkınca iş yapabilir hale geldi YÖDAK. Ve hepsi de mutlu. Hocam yüksek lisans konularında ciddi bir denetime ihtiyacımız var. Bazı yerlerde, üniversitelerde bana gelen akademik title'lar, son bilgi, doktora programını bile bitirip yani İngilizce yeterlilik sıkıntısı olan. Peki. Şimdi bütün bunların ciddi bir denetime ihtiyacı var söylediğiniz, ama hocam yani burada söyleyelim şikayet anlamında değil. Biz mutluyuz diyelim YÖDAK'ta, ama 5 üniversite varken kurulmuş kadronun yarısı bile yok. Şu anda 23 üniversitemiz var. Peki. Takdir edersiniz ki bu denetim planlama da bir kadro işidir. Peki. YÖDAK Başkanı Sayın sevgili ben dostumuz Turgay Avcı, çok teşekkür ederim. Tüm herkese de sağlık diliyorum. Amin. Sağlık, sağlık, sağlık diliyoruz. Peki. Hocam. Tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, programımızın sonuna geldik. Önemli bir meseledir yüksek öğretim. Eğitime, yüksek öğretime sektör tanımlamasını hiç hazmedemedim. Hala daha hazmedemedim. Sektör dediğinizde ticaret ve para çağrışımı olur. Yüksek öğretim, dünyaya gidin bakalım, var. Yakında vakıf üniversitesi olarak kurulan ama ticari kurumsal yapı yaratılan yerler vardır. Önemli olan böyle iş dünyasında da insanlar para kazanmak için değil, eğitime, ülkeye nitelikli insan kazandırmak için yatırım yapılır. Bizde bu işin ucu kaçtı. Sayın Avcı'yı dinledim ve bütün satır aralarında denetim ve baktık işte önemli bir tüzük yeni yeni bugün geçmiş şeyden YÖDAK kendi içerisinde. İş işten geçmeden gerekli tedbirleri almamız gerekiyor. Geç mi kaldık? Yok, kalmadık. Yeter ki kararlı olalım ve o kararlılıkla dünyadaki benzerlerine uygun doğru hareket edelim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.